Oyuna çok iyi başladık. İlk 20 dakikalık bölümde 2 tane net gol pozisyonumuz var. Oyuna hakimdik. İstediğimiz gibi her şey giderken 20. dakikadan sonra 20 ile 30 arası işte Rizespor biraz daha hareketlenmeye, oynamaya başladığı an işte penaltıdan golü buldular. 30'dan sonra ilk yarı bitimine kadar bizim 2 tane daha net gol pozisyonumuz var. Rizespor ikinci yarı biz başladığımızda tempomuz düştü. İlk yarıda oynadığımız futbolu oynayamadık. Direncimiz azaldı. Bunun neticesinde Rizespor fark yapabilirdi. Biz oyundan tamamen koptuk. İkinci yarı yoktuk diyebilirim. Ama eğer ilk yarı biz öne geçmiş olsaydık, Rizespor'un bize yaptığını biz onlara yapabilirdik. Büyük ihtimalle de öyle olurdu. Ama maalesef işte golleri yapamayınca gol yiyebiliyorsunuz. Ondan sonra demoralize olduğunuz zaman da farklı yerlere gidebiliyor. Bundan sonraki maçımıza bakacağız. Bu maç geçti. Artık bundan sonra her maç bizim için final gibi oynayacağız. Zaten öyle oynuyorduk. Teşekkür ederim. Soru hayırlı akşamlar. Maçın değerlendirmesine gelirsek 4 haftadır, 6 haftadır kazanamıyoruz ama 4 haftadır kaybediyorduk. Kendi sahamızda bugüne kadar oynadığımız bütün maçlarda hemen hemen hepsinde iyi oynadık. Kazandığımız ve kaybettiğimiz maçlar dahil. Ama bugün artık bu kötü gidişe son vermek istiyorduk. İyi hazırlandık. Oyuncularımla hep beraber maça iyi motive olduk. Ankara Gücü'nü daha önce çalıştığım için bütün oyuncuları hepsini yakından tanıyordum. Sadece bu maçın kazanabilme adına illa kazanacağız diye şuursuzca değil, sakin kalarak futbol oynamaya çalıştık. İşimizi yapmaya çalıştık. Sonuçta maçın başından sonuna kadar rakibe de birkaç pozisyon vermemize rağmen çok daha fazla pozisyonlar ürettik. Haklı bir galibiyet elde ettiğimiz için oyuncularımı tebrik ediyorum. Şu an 10. ya da 11. sıraya yükseldik. Bu 3 puanı 4 haftadır kazanamadığımız için taraftarlarımızı üzmüştük. Onları bu akşam bir nebze mutlu edebildiysek ne mutlu bizlere. Onları armağan ediyoruz. Sonuçta hep söylüyorum, biz iyi çalışıyoruz. Doğru yoldayız. Ama bugüne kadar sakatlıklarımız maalesef başka nedenlerde göz önünde bulundursanız çok da kötü değiliz. 9 maç 11 puan. Önümüzde 8 tane birlik maçımız daha var. Sonuçta kazandığımız için çok mutluyum. Bunun için önümüze bakıyoruz. Tekrar hala eksiklerimiz yok mu? Var. Sakatlarımız var. Abdullah bugün tekrar maçta bir darbeden dolayı sakatlandı. İşte yarın MR sonuçlarında ortaya çıkacak. Sonuçta bir 3 puanla bu haftayı kapattık. Güzel oldu. 11 puanla şu anda iyi bir durumdayız. Moral bulduk. İnşallah bundan sonra geriden gelen, sakat olan arkadaşlarımızla birlikte bugün bir Spajic, bugün işte Umar oyuna girdi yavaş yavaş. Bunların da maç ritmini kazandırıp takıma kazandırdığımız zaman daha iyi olacağını düşünebiliyorum. Bu arada Ankara Gücü'nü de tebrik ediyorum. Onlar da geldiler. Mertçe oyunu çirkinleştirmeden futbol oynamaya çalıştılar. Güzel bir maç oldu. Herkes oynanan futbolu konuşuyor. Onları da tebrik ediyorum. Onlara da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Hocam tebrik ederim. Söylediğiniz gibi 6 hafta sonra bir galibiyet gelindi. İlk yarıda fazla etkili olamadı ama penaltıyla öne geçti. Ama ikinci yarıda Ankara Gücü'nün oyunda düşmesiyle birlikte Rizespor rakip kalede çok pozisyon buldu. Pozisyonlar kaçtı. Averajda en kötü olan bir takımdı. Fakat bu pozisyonların kaçması son vuruştan yetersizliği mi veyahut da forvetli yeterli çoğunluğu sağlayamadığımız için mi? Şimdi elimizde bir tek Olcan var santrafor. İkinci bir santraforumuz yok. Bunu hepiniz biliyorsunuz değil mi? Spajic sakat. El kabir bacağı kırıldı. Maalesef biz sezon başından beri bu şartlarla ligde mücadele ediyoruz. Elimizdeki oyuncuları en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Onların performansını yükseltmeye çalışıyoruz. Bu oyuncularımız bizim oyuncularımız. Hep beraber devre arasına kadar ne kadar puan toplayabilirsek elimizden gelen en iyi mücadele yapacağız. Bunun için de hepinize ihtiyacımız var. Taraftarlarımıza, siz medya mensuplarına. Çünkü Rizespor hepimizin. Ortada bir gerçek var, bir realite var. İşte Olcan, ikinci bir yedek santraforumuz yok. Ama o da elinden gelen en iyisini yapmaya çalışıyor. İşte Umar'ı bir an önce hazırlamaya çalışıyoruz. Pozisyonlara girdik, doğru. Fizik olarak bizim bir sıkıntımız yok. Biz geçen haftada Alanya'da mağlup olduk.
Yani lig ortalamasının çok üzerinde bir koşmuş. 110-111 kilometre koşmuşuz. Ligin ortalaması 107. Pasta onlardan daha iyiydik. Sadece onların bizden üstün olduğu taraf duran toplarda. 5 golün 3'ü duran top. 3. bölgede daha fazla üretkenler, daha fazla şut atmışlar, daha fazla gol pozisyonlarına girişimde bulunmuşlar. Bizim eksiğimiz buydu. Farklı kaybettik. Ama bugün biz nasıl oynamamızı iyi çalıştık dersimiz Ankara Gücü'ne karşı. Şuurlu bir şekilde sakin, sadece iyi mücadele edip futbol oynamaya çalıştık. Karşılığını da aldık çok şükür. Başlı sakatlığın durumu ne oldu? Şimdi salı günü kupa maçımız var. Yetiştirebilirsek orada oynatmayı düşünüyoruz yetişirse. Bunun haricinde işte umarı bir önce hazırlamaya çalışıyoruz. Maçtan sonra da onun ekstra bir koşulları vardı. Onu yaptırdık. İşte böyle takımımızı toparlamaya çalışıyoruz. İşte başarılı olmaya çalışıyoruz. Burada size çok ihtiyacımız var. Ama yani bazı şeyleri söylemek istemiyorum. Ben çok samimi bir insanım. Bana her sorulan soruya samimi cevap verdim. Ama bazı şeyleri de ne ben ne futbolcularım hak etmiyoruz. Onun için sizlere ihtiyacımız var. Bir tane Rizespor var burada. Ben giderim, kalırım, o gelir, bu gelir. Hiç önemli değil. Bir tek şey daha söyleyeyim size. Ben buraya boş kağıdı imza atarak geldim. Herkes bunu bilsin. Başka sorusu olan var mı? Hocam, bir sorum var. Öncelikle tekrar. 3 puandan çok sizi en çok mutlu eden olay neydi? Özellikle hafta içi özgüvene ihtiyacımız var demişti. Bu 3 puan olabilir. Bir de diğer sorum. Hafta içi 2 maç oynayacaksın. Biri Çankırı Kupa. Diğeri Galatasaray. Rotasyon düşünüyor musunuz? Kupada hedef nedir? Tabii. Kupada teşekkür ederim. Oynamayan arkadaşlara şans vereceğim daha çok. Bir rotasyon yapacağız. Hafta içi de söylediğim gibi yani bir 3 puana ihtiyacımız var. Takımın özgüvenini de kazanması için bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Bu galibiyet güzel oyun olması beni sevindirdi. Yani galip gelirsiniz. Yani futbol oynamadan şansa falan çok fazla taraftarı da beni de tatmin ama bu maç çok iyi oyundan ziyade bize bir 3 puan lazımdı işin açıkçası. Ama bu akşam hem iyi oynadık hem iyi mücadele ettik. 3 puan aldık. Beni en çok sevindiren bu oldu. Bir de söylediklerimi harfi harfine çocuklar yaptı, oyuncularım. Hepsi sakin kaldılar. Şuurlu oynamaya çalıştılar. Beni en çok mutlu eden bu oldu. Ama Ankara Gücü de onlar da ellerinden geleneni yaptılar. Onlar da iyi futbol oynadılar. Onlar da mücadele ettiler. Güzel bir futbol maçı oldu bu akşam. Buyurun. Merhaba hocam. Biz Ankara'da gazetecilere ihtiyacınızla lafını duymamıştık. Burada duydum. O mutlu oldum. Onu söyleyeyim ilk önce. Oyun anlayışı olarak topu rakibe verip hücum futbolu oynayan iki takımın maçı vardı aslında. Bugün orta sahada biraz daha çekişmeli geçecek bir maç diyordum. Penaltıya kadar da öyle oldu. Penaltıdan sonra Ankara Gücü kırıldı. Siz bunu neye bağlıyorsunuz hocam? Yani oyun hakimiyeti tamamen size geçti. Ya şimdi sonuç olarak geriye düştüğünüz zaman artık kaybedecek bir şeyiniz yoktur. Oyunu birazcık risk edip bir gol atıp oyunu çevirmek istersiniz. Biz de geçen hafta Alanya maçında öyle oldu. 3-0'dı, 3-1 oldu. 3-2'yi bulsak mesela belki maçı çevirecektik. O ara biraz hareketlenmeye başladık. Biraz o bir ışıltıyı vermeye başladığı anda dördüncü golü yedik. 4-2 oldu. Tam yine böyle bir hareketlenir gibi 5. golü yedik. O kırılma anı oluyor zaten. Ankara Gücü de bu akşam onu yaşadı. Yani bir hareketlenip acaba bir gol atıp maçı çevirebilir mi? Çok doğruydu. Çok doğru yaptılar. Kaybedecekleri bir şey yoktu. 1-0 geriye düşmüşsünüz. Oynamanız lazım, üretmeniz lazım ki gol atmanız lazım. Bunun için de biraz risk alıp ön tarafta top tutmanız lazım. Onu yapamadılar. Yapalım derken biz yine sakin kalarak, taktik disiplin olarak arkada bıraktıkları boş alanları çok iyi değerlendirerek çok daha fazla da gol atabilirdik. Yani olmadı. 2-0 bitti. Sonuçta haklı bir galibiyet elde ettik diye düşünüyorum.